Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte sadece 4 motiften oluşan bu bel çantasını yapacağız. Her türlü kullanabilirsiniz. Yani şu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. İsterseniz belinize de takabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Motiflerimiz bu şekilde. Rengarenk yaptım. Yine elimde olan ipleri kullandım. Bu şekilde dört tane motif yapacağız. Üçünü hazırladım. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağız. Herhangi bir rengi alıyoruz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka içerisinden 3 zincir çıkartıyoruz. 3 zinciri çektikten sonra yanına dört tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Zincirle beraber toplamda 5 trabzanımız oluyor. Tığımızı ilmeğimizden çıkartıyoruz. En baştaki ilmeğe zinciri tığımızı alıyoruz. Buradan ilmeğimizi tutuyoruz ve bu şekilde birleştiriyoruz 3 zincir çekiyoruz yine sihirli halka içerisine 5 tane trabzan yapıyoruz 1 2 5 5 tane yaptıktan sonra en baştaki trabzanımızın üstüne batıyoruz ve ilmeğimizi buraya çekiyoruz bu şekilde tekrar 3 zincir çekiyoruz böyle bundan 4 tane yapacağız bu sıraya şu şekilde 4'e tamamlayalım 4 taneyi tamamladım. Halkamı sıkılaştırıyorum. Son 3 zinciri çekip buradaki baştaki zincire şu şekilde birleştiriyorum ve ipimi kopartıyorum. Renk değiştireceğim. Başka rengimizi tığımıza alıyoruz. Motifimizin bu zincir çektiğimiz yerlerinden yine aynı şekilde popcorn yapıyoruz. Bunların ismi popcorn. 5 tane trabzan yapıyoruz. Dört, ve veş Baştakinden Bu şekilde birleştirdik. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve yine aynı 3 zincire bir tane daha popcorn yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki çektiğimiz 3 zinciri, bir alt sırada çektiğimiz 3 zinciri yine 2 tane popcorn dolduruyoruz. Yine bu taraftakine de 2 tane ve bu taraftakine de 2 tane dolduruyoruz. Bu şekilde 4 taneyi 8 taneye çıkartıyoruz. 3. sıramızda da yine başka renkle başlıyorum. Yine buradaki zincirlere ikişer tane popcorn dolduruyorum. 8 tane olan popcornumuz toplamda 16 tane çıkacak. 3. sırayı da bitirdim. Şimdi yine farklı bir renk ip alıyorum. Şu köşemizi yapacağız. Öncelikle iki tane popcorn yapacağım. Evet iki popcornumu yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Bu üç zincirlerden birini şu şekilde sık iğne ile bağladım tekrar iki zincir çektim hemen yanındakine bağlıyorum tekrar iki zincir çektim yine yanındakine bağlıyorum şimdi tekrar iki zincir çekiyorum ve bu köşeye tekrar iki tane popcorn yapıyorum Popcorn'u yaptım. Şimdi tekrar gösteriyorum. 2 zincir çektim. bir tane 3 zincire battım. 2 zincir çektim. Yanındaki 3 zincire battım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki 3 zincire tekrar battım. 2 zincir çektim ve 2 tane popcorn yapıyorum. Sıra bu şekilde dönüyor. Dört köşe oluşturuyoruz ve bitiriyoruz. Dördüncü sıramı da bitirdim. Şimdi beşinci sırayı yapacağız. Motifimiz artık kareye dönmeye başladı. Şimdi köşeden başlıyorum. Bu köşeye yaptığımız popcornların arasından 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı delikten 3 tane trabzan çıkartıyorum. 2 ve 3. 3 trabzanı çıkarttıktan sonra hemen yanında çektiğimiz 2 zincir var. Bu 2 zincirin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında bu bağladığımız sık iğnenin üzerinden bir tane daha sık şey trabzan çıkartıyorum tekrar iki zincire geliyorum iki zincire tekrar iki trabzan yapıyorum bağladığımız sık iğneye geliyorum ona da bir tane trabzan yapıyorum yanındaki iki zincire tekrar iki trabzan yapıyorum bağladığımız sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum Burada çektiğimiz iki zincir kalıyor. Bu iki zincirin içerisine yine iki tane trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Üç tane trabzan. iki zincir ve üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. 2 zincire iki trabzan, bir trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincire 2 trabzan, bir tra e, sık iğnenin üzerine bir trabzan, iki tane trabzan, bir tane sık iğne üzerine bir trabzan, iki tane trabzan ve köşeye geliyoruz. Sıra bu şekilde tamamlanıyor. 5 sıramızı da tamamladık. Artık motifimiz tamamen kare duruma gelmiş durumda. Şimdi krem rengi ile kenarlarını döneceğiz. Bunun için yine köşeden başlıyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Bir. 2. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı dili iki tane daha trabzan yapıyorum. 2 Evet şimdi bir zincir çekiyorum buradan bir tane deliği boş bırakıyorum ikinci deliğin üzerine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane boş bırakıp diğerinin üzerinden trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum, bir boş bırakıyorum. Diğerinin üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda tekrar buraya iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıp aynı işlemi bu köşede de yapıyorum. Tekrar aynısını bu köşede ve bu köşede de yapıyoruz. Sırayı tamamlıyoruz. Yani şu sırayı yapmış oluyoruz. Zincirde trabzanlı altıncı sıramızı yapıyoruz Evet şimdi son sıraya geldik burada birleştirdim ve iki zincir çekip üst sıraya geçtim hemen yanında bir tane trabzan yapıyorum ve boşluğumuza geliyoruz köşe kısmına yine bu köşe kısmına iki trabzan iki zincir ve 2 trabzan yapıyoruz. Sonrasında da bütün deliklerimizin üzerine trabzan dolduruyoruz bu şekilde. Hepsini trabzan doldurup sıramızı tamamlıyoruz. 4 adet motifimi bitirdim. Böyle farklı renklerde yaptım ben. İki tane yana gelen bu şekilde kenarları farklı. Ortada kalanların farklı yaptım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini rengarenk yapabilirsiniz. İsterseniz düz tek renkte yapabilirsiniz. Dizilimi bu şekilde T şeklinde koydum motiflerimi. Eee isterseniz bunu aynı renkte iple birleştirebilirsiniz. Ben şöyle içerisinde bir rengi beğendim bu renkle birleştireceğim birleştirme işlemini sık iğne ile yapacağım buradan başlayacağım birleştirmeyi bu tarafa geçip buradan birleştireceğim sonra bu tarafa geçip buradan birleştireceğim ipimi kopartacağım sonrasında şöyle şu şekilde buralar birleşmiş oluyor ve şurası birleşmiş oluyor şöyle çapraz bir şekilde katlıyorum ve bunu arka tarafa geliyor tabii ki. Şu an bunu ön tarafta olduğunu varsayalım. Arka tarafını birleşmiş olarak varsayalım. Şimdi birleşecek olan kısımlarımız burası ve burası kalıyor. Bu kısımları da birleştirdikten sonra çantamız oluşmuş oluyor. İsterseniz çantanın şu kısımlarından da sık iğneyle birleştirebilirsiniz. İsterseniz komple bir şekilde fermuar koyabilirsiniz ben bir tane fermuar bulacağım ve şöyle ne kadar gelirse artık gelen kısmına kadarını fermuar yapacağım gelmeyen kısmını sık iğne ile birleştireceğim sadece şu kısmı da açık bırakabilirsiniz şöyle bu kısımda yeterli oluyor Buradan da açık bırakırsanız şuraları birleştirip isterseniz buraya bir zincir çekip şöyle aralarından geçirip buradan bağlayabilirsiniz. Ama ben fermuar artık koyacağım fermuarlı olarak anlatayım size. Bunları birleştirelim. Ondan sonra kulba geçeceğiz. Birleştirme işlemini yapalım. Birleştirme işlemi için sığma aldım ipimi. Şöyle dış yüzeyleri ön yüzeyleri dışa bakacak şekilde tutuyorum. Ve buradan başlıyorum. Sık iğne yapmaya köşeler köşe ile birleşiyor. Bu şekilde zinciri zincirle eşliyoruz. İsterseniz e, içerden de bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz veya iple şey iğne ile de birleştirebilirsiniz şimdi bu işlemi aynısını tersten yaparsanız birleştirme işleminiz bu şekilde gözükecek yani düz yüzeyden bu şekilde gözükecek isterseniz bu şekilde de birleştirme yapabilirsiniz Hatta ben de düşünüyorum acaba bu şekilde mi yapsam diye Evet, o şekilde yapmaya karar verdim. Şöyle tersini çeviriyorum. Terslerden Tersten birleştireceğim. Daha şık duracak sanırım. Alıyorum yine köşeleri. Zincir ve zincir sık iğne olarak birleştiriyorum. Bakalım. Evet. Bu şekilde duracak birleştirmesi. Ben bu şekilde yapacağım. Bütün çantayı birleştireceğim ve sonra fermuar işlemine ve kulp işlemine geçeceğiz. Çantamın motiflerini birleştirme işlemini tamamladım. Söylediğim gibi bu kenarlarına da sık iğne geçtim. Hatta şu şekilde bir de fermuar diktim. Böyle. Tam boy dikmedim. Şöyle olduğu kadar diktim. Bu, bu kadar da yeterli olacaktır. Şu şekilde kulbumu da hazırladım. Böyle desenli bir kulp hazırladım. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Şimdi bunu çift kat iple yaptım ben. O yüzden tek katta göstereceğim. Ee, tek katta göstermemin sebebi çift katta bunu gösterirken karışıklık olacaktır. O yüzden tek katta göstereceğim. Siz isterseniz yine bu şekilde çift kat olarak yapabilirsiniz benim gibi. Şimdi şu şekilde bir miktar zincirimizi çekiyoruz. Böyle ne kadar boy olmasını istiyorsanız askının o kadardan biraz daha fazla şöyle bir 15 santim 20 santim daha fazla çekerseniz çünkü bu yıldız motifi biraz zincirleri toparlayan bir motif model o yüzden biraz daha uzun çekeceksiniz yaptığınız askıdan Şimdi başlıyoruz. Zincirimizi çektiğimizi varsayalım. Şu en baştakini boş bırakıyorum. Şu en baştaki zincirimizi. Şöyle hatta şöyle arkasını çeviriyorum. Sadece şu kısımlardaki. Bakın. Buradan değil, şuradan arkadan alarak yapacağım ki şu alt kısmı şu kısmı şöyle düzgün dursun diye. Hemen başlıyorum. Yan çevirdim ilk böyle gelen çıkıntımıza batıyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum tığımda iki ilmek oldu hemen bir sonrakine batıyorum bu zinciri bu arada biraz bol çekerseniz çünkü buralardan tığı sokması biraz zor oluyor ikinci ilmeğimi çıkarttım hemen yanından 3. ilmeği çıkartıyorum yine yanından dördüncü ilmeği çıkartıyorum tığımda beş tane oldu ve son olarak beşinci ilmeği çıkartıyorum tığıma altı tane ilmek alıyorum altı ilmeğin hepsini birlikte bu şekilde çekiyorum ve şöyle yine bol bir zincirle bağlıyorum ikinci yıldız motifimize geçiyoruz şimdi Tam bu bağladığımız yerde ortada bir delik var. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şuradaki hemen son aldığımız şu yıldızın son aldığımız ilmeği var ya ona bir tane batıyoruz şuradan. Sonda görünen düz çizgiye oradan bir ilmek çıkartıyoruz. Bu sonda aldığımız son ilmeği battığımız bir daha bir tane daha ilmek var burada sonda şu şekilde yandaki ilmek gibi o battığımız ilmekten de bir tane ilmek çıkartıyorum 4 oldu şimdi yandaki ilmeklere geçiyorum yandaki ilmekten bir tane ilmek alıyorum ve hemen yine yanındakinden bir tane ilmek alıyorum tığımda altı tane ilmek oldu hepsini birlikte çekiyorum biraz bol yapıyorum işlemleri çünkü sıkı yaparsanız aralarından geçirmesi zor olur. Tekrar zincirle bağlıyorum. Delikten bir tane aldım. Bakın şuradaki düz olandan bir tane alıyorum. Onu battığımız delikten bir tane alıyorum. Yanındakinden zincirden bir tane alıyorum. Yine hemen diğer yanındaki zincirden bir tane alıyorum. Bu şekilde çekiyoruz. Son bir tane daha gösteriyorum. Yuvarlaktan ilmekten ilmeği battığım yerden yanındaki zincirden ve yine hemen yanındaki zincirden bir ilmek alıyorum. Bağlıyorum. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Sonda kalan bir de şöyle Sonda kalan bir tane, bir tane bu şekilde bir trabzan yapıyorum ve sonu düzeltiyorum. Bu şekilde düz oluyor. Şimdi arka kısmı çeviriyorum, bir tane zincir çekiyorum. Şöyle önden göstereyim. Şurada yaptığımız yuvarlak delikler, onlara batarak yıldız motifimizin diğer kalan yarısını tamamlayacağız. Hemen o yuvarlığa bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. İki tane sık iğne oldu. Hemen yanındaki yuvarlığa geçiyorum. İki tane de ona sık iğne yapıyorum. Yine yanındaki yuvarlığa geçiyorum. İki tane de ona sık iğne yapıyorum. Ve sonda bir tane daha kalıyor. Ona da bu şekilde sık iğne yapıyorum ve sondan şöyle düzgün durması için sondaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum bu şekilde tamamlandı şimdi ben bu şekilde yaptığımda şöyle bir incelikte askımız oldu ben bunu biraz daha kalınlaştırmak için şu kenarından bir daha sık iğne geçtim, yalancı sık iğne geçtim. Zincirimi çektim, bütün delikleri bu şekilde yalancı sık iğne yaparak tamamladım. Bütün kemerin etrafını sık iğne olarak döndüm. Diğer köşeyi de yapabilirsiniz isterseniz, isterseniz bu kalınlık yeterli olursa yapmaya da bilirsiniz böyle böyle kemerimizde bu şekilde tamamlıyoruz ve çantamızın kenarından dikiyoruz çantamızı bitirmiş oluyoruz çantamın yapım aşamalarını tamamladım hemen kullanmaya başladım şimdi bunu taktım ve pazara doğru gidiyorum bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın